Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf edebiyat 1. temadayız. Şiir konusunu işliyoruz. Bu videoda şair ve söyleyici kavramlarını göreceğiz. Kavramları görmeye devam edelim. Yaşadığı dünyayı, olayları ve insanları herkesten farklı algılayan, kuvvetle duyan, duyduklarını duyuran ve güzellik yaratan kişiye şair denir. Bizim büyük şairlerimiz vardır. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Necip Fazıl gibi. Söyleyici kavramını şöyle açıklayabiliriz. Söyleyici, şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kurgusal kişi veya varlıktır. Bildiğiniz gibi edebi metinlerin özelliğidir bu. Edebi metinlerde konuşan doğrudan yazar değildir. Yazar bir anlatıcı bulur. Roman, hikaye gibi metinlerde. Şiirde işte o anlatıcıya biz söyleyici diyoruz. Şair özlem duygusunu anlatacak bir kişi kurgular. O kişinin yaşadığı duyguları yansıtarak özlem temasını işler. İşte o şair adına şiirde konuşan, duygularını yansıtan kişiye biz söyleyici diyoruz. O şairin kendisi değildir. Örneğin hiç ölüm korkusu duymayan bir şair ölüm korkusu temasını işlediği zaman aslında o duyguyu yaşayanların yaşadıklarına tercüman oluyordur. Onu yansıtıyordur. İşte bir söyleyici üzerinden yapar şair bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.